Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şark Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuş kutlayışımız. Kınavsızlı kıtınlar ekranımızı bulsun. Şarkı Türkistan'daki Xitay virüsünün en yeni ahvali. Atalmış Uyghur Avtonom Rayonluk Sähiye Saqlıqnı Saqlash Komiteti bugün elan qılğan ən yeng uçura bildirilişçe, Şərqi Türkistanda bir gün içində Xitay virusu bilan yeniden yuqumlanğuçlarının sayı yana yetti ikən. 14 avqust saat 0-dən kəy saat 24-ə qədər Şərqi Türkistanda yeniden yana 7 kişi Xitay virusu bilan yuqumlanğan. Yeniden alamətsiz yuqumlanğuçlar işki bulup, ular Ürümçi dikən. 12 bimarın əhvalı xətərlik, 24 bimarın əhvalı eğir işkən. Növətdə Şərqi Türkistan boyunca Xitay virus yuqum davalanıvatqanlar 438. Ürümçidə 436, Qashqarı 1, diviziyada 1 işkən. Şərqi Türkistan boyunca kisəllik alaməti görülməyən yuqumlanğuçlar cəmi 126 bulup, Ürümçidə 125, Sancıda 1 işkən. Salamətliyi əsigi kəlgən bimarlar 33 gən. Şərqi Türkistan boyunca ayırıb küzlü vatqallar cəmi 11466 geçükən. Aldın qayının otturları da Xitay virusu yuqumunun Şərqi Türkistanda qayta tarqılışı bilən, Xitay dairlərə atılmış yuqumunun aldın iliş bahanesi bilən qatıq tədbirlərini yol qoyğan. Məhəllə oltıraq rayonlarını qamal qılıb, puxralarını öylərini nəzərbət qılğan. Amevi pəaliyyət dükan, soda saraylarını taqab, Şərqi Türkistan xalqıya qarata qərəllik təşürüşü yol qoyğaydı. Atalmış Uyghur Avtonom Rayonluk Partikomunun sekretari Çin Chuengo, növbetdeki yuqum ahvali yanıla eğir ve murakkab. Yuqumdan aldın eliş ve kontrol kılış en qiyin basqışta turmaqta degen. Xitay haber mənbəleri de Şərqi Türkistan'daki yuqum ahvalının pesiyişke başlıqalıqı haqıda haber berbatkan bir peytte, Çin Chuengo'nun yanıla Şərqi Türkistan xalqına ailelerge nəzərbət kılış, qatıq tədbir berişini təkidlişi küzet küçülərinin dıqtını qozmaqta. Abdurrahim Gine Xitay elçisinden tukalları hakkında cevap talep kıldı. 3 yıldan beri Gollandiya'nın Dan Meydanı'da yalğız kişilik namayış kılışını davamlaştırırken, Abdurrahim Gine Efendi özünün uruh tukallarına sürüş kılışı için Xitay konsulhanesi aldığında namayış kılgan. 14 avgust ettiğin Abdurrahim Gine Efendi Xitay'nın Gollandiya'daki elçihana kadimlerinin elçihanağa büzüp kerdedip şikayet kılış sebeplik Gollandiya sakçıları terapiden tutup getilip 1-2 saatinkin kuyup verilgen. Abdurrahim Gine Efendi'nin Xitay elçihanesi kırış meksidi bolsa, onu üzüksüz cevapsız kaldırıvatkan Xitay elçihanesinin tutkundaki tukallar hakkında yüzdüranı inek cevap ilişikken. Ama Xitay elçihana kadimlere onunla tukallar hakkında inek cevap verişinin oranına Gollandiya sakçıhanlarına şikayet kılış arkalık elçihaneden mecbur çıkarıp etken. Abdurrahim Efendi Gollandiya sakçılarına Xitay elçihanesine kiriş məqsidini çöndürüşü bilen sakçılar onu 2 saatten kim koyup vergen. Abdurrahim Gine Efendi 3 yıldan bu yan lagerdeki uruh tukallarının ehvalini Gollandiya'daki Xitay elçihanesinin herkıl yolları arkalık özüksüz sürüştü kılıp gelgen bolsun mu? Ama Xitay elçihanesinin onunla hazırga kadar inek bir cevap vermegen. Şu sebeple Xitay elçihanesinin içige kirip 100 tane cevap ilişkine mecbur bolgan. Abdurrahim Gine Efendi Gollandiya hükümetindeki münasebetlik organlardan Xitay elçihanesi aldıda namayış kılış tesliği ilip 3 gün boyunca Gollandiya'nın Denkah şehrindeki Xitay elçihanesi aldıda lagerdeki Uygurlar hakkında resim körgezmesi kılış, pahalet Elçilerden Şərqi Türkistan vəziyyəti haqqıdakı avazlıq nutqlarını anlatış, qatarlıq usullarda tutqundakı 19 nəfər tutqunu və Şərqi Türkistan vəziyyətini anlatqan. O yana Xitay elçixanasının tutqundakı tutqalları haqqıda cavab verişini tələb qılıb, 2 gün ilgiri elçixana aldıdakı xət sandıqdan məktub yollagan. Amma Xitay elçixana xadimləri onun xətiga cavab qaytırmagan. Xitaydaki apatda bivasi iqtisodi ziyan 178 milyard 960 milyon yuan bo'lgan. Xitoyning jiddiy ishlarni bartaraf qilish bo'limi organ to'rining 13 avgust oshkorlashicha Xitoyda yuz bergan kelkun apatida 63 million 460 ming odam kelkunning ta'siriga uchrgan. Bevosita iqtisodiy ziyan 178 milliard 960 million yuanga yetgan. Xitoy kelkundan mudofaalanish va qurg'oqchilikka taqabul turish bosh shtabi jiddiy ahvolga taqabul turish ministrligining muavin ministri va suv ishlari ministrligining muavin ministri Jo Shoun yaqinqi apat ahvoli haqida tafsili ma'lumot berib, 63 million 460 ming kishining kelkunning ta'siriga uchrganligini va bevosita iqtisodiy ziyanning 170 milliard 960 milyon yuan ikeligine. Bu aldınkı 5 yıldaki oturucu seviyeden 12.7% yukarı bolgalıkına. Apatta 219 adam kaza kılıp gayıp bolgalıkına. 54 bin oy ölüp çükeligine aşkarlıgan. İctimai uçur vasıtları da tarqalgan Xitayning Beijingda çekilgen sırlarda məlum bolishicha 12 ve 13 avgust Beijingda çakmak çıkıp qattiq yağmur yağış sebeplik yağmur suyu Beijing köçelerdeki ommaviy qatnaşqa təsir körsetken. Hatta bir kısım rayonlarda qatnaş paylaş halıga tüşüp kalgan.
14 avgust Tayvan Honghai texnologiya guruhining mudiri Liu Yangwei Xitoyning Amerika bilan ilib borgan savdo urush sababli dunyo zavodi bo'lish tushuning oxirlashganligini bildirgan. Foxconn Daniraki Ama, Dell, Nintendo, Switch qatorliq aqlli fon, kompyuter va elektron o'yinchoqlarni ishlatadigan cho'ng korxona mazkur shirkatning asosiy ishlab chiqarish bozori Xitoyga joylashgan. Bu shirkatning Shenzhendagi zavodi ilgari ishchilarini qattiq amgakka silib, ularning haq-huquqlariga xiloflik qilish bilan ayblagan. Avstraliya Strategiya Siyosat institutining bu yil 3-oyida e'lon qilgan dokladida olma shirkatining Xitoydagi ta'minot zinjirlarida Uyg'ur majburiy amgak kuchlarining ishlaydiganligi ta'kidlangan bo'lib, Sudistonda jurnalining xabar qilishicha, Liu Yangwei Foxconnning Xitoy sertidagi ishlab chiqarish salmoqi ishlayotganligi, navbatda uning Xitoy sertidagi ishlab chiqarish salmoqining Liu Yangwei muxbirlariga tixmi ko'p ishlab chiqarishining Sharqiy Janubiy Osiyo ellariga yetkazilganligini bildirib, Xitoy Foxconnning mahsulot ishlab chiqarishida yanada muhim salmoqni egallasimi, biroq uning dunyo zavodi bo'lish davri oxirlashdi degan. Amerikaning Xitoy mahsulotlariga tamojna beji qo'yishi va Uyg'ur majburiy amgakiga chetishlik Xitoy korxonalarini jazolashi nurg'un shirkatlarni boshqa davlatlarga yetkazishga majbur bo'lgan. Dunyo bankisidan lagerlarga bergan qarziga tushunchi berish talab qilindi. Amerika Devlet Meclisi Xitay İşleri Komitetinin Koş Reislerinden Avan Palata Azası James McGovern bilen Kengiş Palata Azası Marco Rubio Dünya Bankası'nın müdürü David Malpas'a kayıtı mektubu yazıp Dünya Bankası'nın Şarkı Türkistan'daki atılmış Kespi Terbileş Mağarip Lagırı'na bergen kariz pulu hakkında kuşumça uçur bilen temelleşini talep kılgan. Mektupta biz Dünya Bankası'nın Şarkı Türkistan'daki Uygur, Kazak ve başka Müslümanlarının kent külemlik tutkun kılınganlıkı melum bolgandan kiyin mu? Sharqiy Turkistondagi ma'arif nazoratiga izchil qarz pul tarqitishni davomlashtirayotganligidan jiddiy andisha qilyotimiz deyilgan. O'tgan yili Dunyo Bankisining Sharqiy Turkistondagi 5 maktabning atalmish texnika va kasbiy ma'arif tarbiyalash programmasiga 50 million dollar qarz pul berganligi oshkorlangan bo'lib, bu masala xalqaro qattiq g'ulg'ula qo'zg'agan. James McGovern bilan Marco Rubio o'tgan yili 8-oyda Dunyo Bankisiga yozgan maktubida ularning buningga tushuncha berishni talab qilgan. Ular bu qitimqa maktubda bu maktabning qarz pulga omonlik asli hallarini sotib olganligi oshkorlangandan keyin Dunyo Bankisi o'tgan yili 11-oyda mazkur turga qarz berishni oxirlashtirganligini e'lon qilgandan keyin, lekin ularning ta'kidlashicha Dunyo Bankisi faqat mushu turga qarz berishni to'xtatgan, ammo boshqa turlarga qarz berishni davomlashtirib kelgan. Ular maktubida Dunyo Bankisining bu yil 5 maktabga davomli qarz berishning yashirin xavfini tashirib boqmaganligining savol paydo qilganligini o'tirib qo'ygan. Maktubda yana Sharqiy Turkistondagi bir joyda Xitoyning Dunyo Bankisining o'lchamlariga amal qilayotganligiga qanday kafolatlik qilganligini so'rgan. Lagerlar bekor qilindi degan tashviqotining soxta ekanligi oshkorlandi. Boynog'ulun Mong'ol Abdunum oblasti o'tgan ayning 13 kuni aloqador idora jamiyatlariga hujjat tushirib, kelgusi 3 yil ichida 19 ming kishini qurilish sohasiga ishga o'rlashtirish planini o'tirib qo'ygan. Erkin Asiya muhbirlari mazkur hujjatda ko'rsatilgan aloqalish nomor orqali 19 ming kishining ko'pinchisining lagerdagilar ekanligini aniqlab chiqqan. Baynog'ulun Mong'ol Abdunum oblastining 13 yil tarqatgan hujjatida yaqinqa 3 yil ichida qurilish sohasida 19 ming kishining ishga o'rlashtirilganligi qayd qilingan. Hujjatda bu yana bu jarayonda 36200 odamni kasbiy tarbiyalash ilib berilganligi eskartilgan. Hujjatda bu planning Xi Jinpingning yo'l-yo'riqi va atalmish Uyg'ur Abdunum rayonlik qo'rcha hukumatining o'rlashtirilishi bilan tuzilganligi bildirilgan va bu plan Sharqiy Turkistonda muqimlik va abadiy amillikni ishga oshirishdagi tadbirlardan biri sifatida tanishtirilgan edi. Atalmış Uyghur Abdunum rayonunun Qorçaq reisi Şöhrət Zakir ötken ile akhbaratka kılgan sözü de 9%'den artıq atalmış kesbi terebeleş okuqışlarının okuş pütürüş bolğalıqı ve işqa uğrilişi bolğalıqını elan kılgaydı. Xitay dairlerinin onundan kimi bayanatlardı mı atalmış kesbi terebeleş mektəflerinin takalğalıqı ilgir sürülgen bulup işqa uğrilaştırıcılar arası da lagerdikilerden ve barlıqının ibaret yukurqı uçur Şöhrət Zakir'nin bayanlarının xalqaro jamiyatni aldash uchun aytilgan soxta tashviqot ekanligini aytib bergan. Ilgirki xabarda bildirilishicha, Koreyadagi lagerlarda tutqun sonining haddidan ziyoda ko'pligi, shunga qamoqxona va turmalarningmi lager o'rnida qo'llanayotganligi ma'lum bo'lgan. Muxbirlarining aniqlashlari bilan Boynog'ulon oblastida ishqa o'rlashtirmoqchi bo'lgan 19 ming kishi ichida lagerdagilarningmi borligi dalillangan. Ammo bular ishqa o'rlashtirilganda lagerdan to'liq qutulganligi va yoki qurilish o'rinlarida majburiy ishchiga aylantirilganligi hozircha noma'lum ekan. Amerika İran'dan 4 neft paraxotini musodir qildi. Türkiye Avaz Radyosu'nun 14 avgust bergen haberde bildirilmişçe, Amerika İran'dan 4 neft paraxotini embargolarga xilof qilganligi sebeplik musodir qilgan.
Wall Street Journal gazetining Amerikalik bir nafar yuqori darajalik amaldorining aytqanlarini naql ko'rsatib e'lon qilgan xabarda ko'rsatilishicha, Amerika muftish xodimlari o'tgan oy Irondan Venezuelaga neft yetkazgan 4 neft paroxotini musodara qilish uchun ariz sungan. Yaqingi kunlarda Luna, Pandi, Bering va Billa nomli 4 neft paroxotining musodara qilinib, Texas shtatining Houston portiga aylanishga harakat qilinganligini bildirgan. Paroxotlarni musodara qilish uchun harbiy kuch ishlatilmaganligini eskartgan mas'ullar paroxotlarning Iranga yurgizilgan embargolar ramkasida musodara qilinganligini uqtirdi. Tunji qitim Iran neftini to'shigan paroxotlarni musodara qilgan edi. Amerikaning Iranga yadro programmasi sababidan yo'l qo'ygan embargolar ramkasida Iranning neft kirimini uzib tashlash maqsadida qilinmoqda. Iran yadro programmasini tinchlik maqsadida taraqqi qildirayotganligini ilgari surmoqda. Amerika Xitoy bilan savdo aloqasini uzishga chaqirildi. 14 avgust Sharqiy Turkiston milliy uyg'unish harakati tashkiloti Aqsaray oldida namoyish uyushtirgan bo'lib, tashkilot boshlig'i Salih Xudoyar Amerika hukumatining Xitoy bilan bo'lgan tijoriy aloqasini ayoqlashtirib, Sharqiy Turkistondagi zulmni ayoqlashtirish uchun tixmi ko'p tadbir elishga chaqirgan. Sharqiy Turkiston milliy uyg'unish harakati tashkilot boshlig'i Salih Xudoyar namoyish qilgan nutqida 15 avgust o'tkazilgan Amerika Xitoy ikki taraf vakillari bu yil 1 oyda hosil qilingan 1 bosqichlik savdo kelishimining taraqqiyotiga qarab chiqish uchun uyushtirilgan yig'ini tilg'ilib, Amerika hukumatining Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik ilib berayotgan hokimiyat bilan tijoriy munosabatini uzishga chaqirgan. So'zida Amerika, Avstraliya, Angliya, Kanada, Fransiya, Hindiston va Yaponiya qatorli xalqaro savdo a'zo davlatlar bu organga ariz sunish orqali Xitoy hokimiyatini javobgarlikka tortish kerak degan. Salih Xudoyar so'zida u hozir 10 minglagan Uyg'ur amgak kuchlarining Xitoydagi zavodlarida majburiy amgakka sinayotganligini, qul amgaki bilan tijorat qilayotgan bir hokimiyat bilan tijorat qilish axloqiy prinsiplarga uyg'un emas ekanligini, shunga Amerika hukumatı va boshqa hukumatlar 3 million atrofida kishini lagerlarga qamab 21 asr irqiy qirg'inchilik bilan shug'ullanayotgan razil hokimiyat bilan savdo qilishni to'xtatishni kerakligini eskartgan. Ma'lum bo'lishicha Xitoy Markaziy bankining boshlig'i Yegan bu vaqtda to'xtalib, mayli xalqaro vaziyat qanchalik o'zgargan bo'lishidan qat'i nazar, biz Amerika bilan bo'lgan 1-bosqichlik savdo kelishimiga hurmat qilamiz. Biz iqtisodiy hokimiyatimizni tixmi kuchaytirishni arzu qilamiz degan. Aqsaraning iqtisodiy maslahatchisi Larry Kotlov bo'lsa, bizning boshqa masalalarda Xitoy bilan nihoyat cho'ng farqimiz bor. Biroq biz 1-bosqichlik savdo kelishimi bo'yicha bu uchrashuvga qatnashyapmiz degan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh ertaki programmamizda ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib programma oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.